Mesut Süre'yle Rabarba başlıyor. ...18.04 canlı yayınla JoyTürk'teyiz sevgili dinleyenler. Bendeniz Mesut Süre. Burası Rabarba. Konuklarım Anlatan Adam ve Erman Arıcasoy. Bir süredir bu ikiliyle randıman alıyoruz ama şöyle olur. Erman yeni başladı. Bir yerde patlar. Niye? Program. Yani bir tane üçüncü, dördüncü program genelde yanar yani. O şey işin şanından. Bugün üçüncü mesela. Bir gup gup ses geliyor. Biriniz yere mi vuruyor? Yok. Sesindeki o güvensizlik kimin vurduğu da çok belli oldu. O kadar belli ki. Hoş ama geldin anlatalım. Hoş bulduk, hoş ne bulduk. Haber? İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın abi? Gayet iyi. Erman'cığım hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber? Yine anlamsız bir enerjiyle. Şimdi onu düzeltirken mikrofonu bana yapacağım de ben kapatayım. Ha, tamam, artık bir daha olmaz herhalde. 31 ile gup gup. Tamam, olmadı. Hemen ses gidiyor. Ortamlarda sattığınız o bilgi hangi bilgi diye soracağız bu akşam. Sevgili dinleyicilerimizden ricamız, Instagram Mesut Süre hesabında bir fotoğraf paylaştık. Oraya cevaplarınızı şu anda yığın. Hangi bilgiyi cebinde taşıyorsun da ortam olunca hemen havasını yapıyorsun? Gündüzden sormuştum ben Facebook'tan bu soruyu arkadaşlar. Bir arkadaşımız mesaj atmış bana. Şuna katılacak mısınız? Yapılan araştırmalar mantıklı olsun ya da olmasın, hayata dair büyük kararların genellikle 29, 39, 49 ya da 59 yaşlarında verildiğini gösteriyor. Bunun sebebi ise büyük ihtimalle sıfırla biten yaşlarda, sonu sıfırla. Bu yaşlar bizi korkutuyor ve hayatımızı boşa geçirdiğimiz hissini yaratıyor. 30'a gelmeden ben bir karar alayım, 40'a gelmeden bir karar alayım, 50'den evvel şunu yapayım. Geçmişimize bakalım. Şimdi şöyle Mesut Süre, eğer bilimsel olarak yaklaşacak olursak konuya. Sen bilimsel yaklaşma. Ne oluyor ya? Normal yaklaş. Şimdi ben şimdi seni tanıdığım için böyle bir büyük karar almıştın şimdi, yok. 35'e kadar şu an yok. Sen mesela bizden şimdi büyüksün. En çok karar ben almış olmam lazım. Kaçsın bu durumda. Kaçsın sen şu an? Ben şu an 46. 46. 39'da ne karar aldın? Ya hiçbir karar almadım ya. Yani öyle bir 39'a dair bir hatırladığın bir şey var mı? Ha, 37'de aldım ben. Ne yaptın? 50'lik. Şöyle yaptım yani 37 benim için büyük bir karar çünkü bütün her şeyi bırakıp medyaya girdim. Ha tamam. Evet. Neyi bıraktın? Çok da bir şey bıraktın hani. Ya işte o büyük işler vardı ya eskiden. Ha öyle mi? Evet, evet, tamam evet. Sen 37'de battın. Hayır. Ha tamam. Ben 37'de medyaya girdin. Gayet güzel bir şekilde Ferrari'sini satan bilge kıvamında medyaya tamam, girdim. Tamam. Sonra dolandırıldım yani. Ha anladım. Ha. 37'de medya işine evet, girdim. Evet evet. Güzel. Daha mesela Erman 2 senem var. Evet 2 senem var. Beni umutlandırıyorsun Anlatan Adam. Her yayında ilham oluyorum. Yine Erman sesim güzel diye böyle arkadan konuşuyor fark ettin mi? Anlatan Adam. Beni... Evet ben fark ettim. Mesela ya, geçen hafta yoktu bu yani. Anladın mı? Bugün peyda oldu bir anda. Buzuki Orhan'ın bir albümü varmış sevgili arkadaşlarım. Ve sırf çocukları uyutmak için white noise veren fön sesi gibi bir albüm yapmış. Buzuki Orhan. Akıllıca. Tek bir tane albüm varmış. Buzuki Orhan dinler misiniz bu arada? Buzuki Orhan'ın kim olduğunu biliyorum ama yani hiç diye öyle hani albümünü alayım da dinleyeyim falan gibi bir şeyim yani olmadı. Sürekli bir Buzuki diyorum. Ben görsem tanımadım. Sen biliyor musun kim? Yok tanımıyorum ben de. Ha, bilmiyorum. Ben yani görsem tanırım da o kadar. Güzelmiş. Bir dinleyicimiz de demiş ki 53 günlük bebeğimizi 50 gündür YouTube'dan elektrikli süpürge sesi açarak uyutuyoruz. 6 milyon izlenmeyle en çok izlenenler arasındaymış. Yani elektrik süpürgesinin sesi. Çocuklara olan etkisi. Tabii. Sesi. Çok rahat uyuyormuş çocuklar elektrik süpürgesiyle. Evet abi anne karnındaki o uğultu sesine denk geliyormuş. Hep çünkü diyorlar onu. Evet. Frekans diyorlar. Evet, evet. Yani acık şey gibi yalan gibi acık yani. Hanımlar beyler şimdi küçük bir mikrofon ayarı yapacak Anlatan Adam. O sırada da telefon alalım. 0212 368 62 40 telefon numaramız. Erman Arıcasoy, Anlatan Adam Mesut Süre kadrosuyla yayındayız. Bu yaşla ilgili şeye geri dönebilir miyiz ya? Döndük. Buyurun dönelim. Şimdi araştırdığım kadarıyla. Şimdi araştırdığın kadarıyla. Deminden beri ondan dinlemiyor beni. Şöyle minik şey. Minik telefonunda. Şimdi 27 yaş sendromu diye bir şey var. Tamam var. Ama bu bildiğimiz o şey değil. Hani 27 yaşında intihar ediyorlar, ölüyorlar falan ünlüler. Tamam. O değil. Şimdi eskiden insanlar 27 yaşına kadar yaşıyorlarmış. İlk, çok eskiden ilk insanlar falan uzunca bir süre böyle devam etmiş. Ondan sonra kalıtımsal olarak bu bize de geçtiği için 27 yaşında böyle bir şey oluyor. Ölme
Kıpraşıyorsun. Kıpraşıyor yani aslında o depresyon o depresyon yani o geçiş aşamasına geçemiyorsun. O kalıtsal olarak öyle bir şey olduğu için 27 yaşında öyle bir depresyon oluyor. Şey de oluyormuş, uykuda böyle düşer gibi oluyoruz ya biz. Evet. Uyanıyoruz. O da mesela önce toplu yerleşim yok, ağaçlarda yaşıyoruz ya hayvanlardan korunalım diye. Herkes ağaçta yaşıyor, fıtır fıtır düşüyor atalarımız ağaçlardan. Ondan sonra işte genetik olarak da o nesilden nesile geçiyor. Biz böyle her aslında böyle bir yerden düşer gibi olup uykudan uyandığımızda bir atamız ağaçtan düşmüş. bir denizci boğuluyormuş. Anladım yani. Bir atamız o anda kapaklanmış patır patır. Yani bu bilgi yani. Bunu alın cebinize koyun. Bir de kendi tespitim var benim. Uyanınca böyle bir 10 dakika 15 dakika aslında bir yataktan kalkmamak gerekiyor. Bilgi vermez. Yani, bence ama dur daha bilgiye gelme. 10-15 bence dakika insan kendini dinleyecek. Evet, çok doğru. Doğru. Çok doğru. Evet ya çünkü şey vücut böyle bir salıyor kendini böyle bir 3-4 santim uzuyorsun gece. Yok kanka eksik biliyorum. 25 santim atar herkes. Tabii. Uykuda 3-4 santim uzuyorsun. O öyle gözle görülür bir uzama. 10 dakika diyecek. Böyle bekleyince toparlıyor vücut kendini. Her uykuda 3-4 santim uzuyoruz mu yani? Bence öyle yani. Yani ya bilgi konuştuğumuz şu günlerde. Araştırmadınız da yani bunu hiç öyle bir. Yok kendim. Ama işte ben de diyorum ki biraz çok dediniz yani matematik çok iyi değil ya sizde. Ama dikkat bir 15 dakika takılınca yatakta güzel uyanıyorsun yani. Kalkmamamız lazım diyor. Ya tamamen yani hiçbir şeye dayanmayan bir şey söyledin abi bu. Hayır bir de hani şimdi şöyle bak. Olsa hani atıyorum böyle hani yatmadan önce ölçtüm. Sonra kalktığımda hemen ölçtüm. 15 dakika sonra bir daha ölçtüm falan gibi bir şey de yok galiba değil mi? Ölçmek tek aklıma gelmedi ama ben elimde kullandığım bir yöntem değil ölçme. Ölçme ve değerlendirmeye inanmıyorum. İnanmıyorum. Ben hissetmek. Tahmin üzerinden yürütüyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Başarılar diliyorum. Arkadaşlar ortamlarda sattığınız o kıymetli bilgiyi soruyoruz. Ayız arkamda kalmış. Gene deminden beri yanıyordu unuttuk. Ve sevgili dinleyiciler bir de küçük hatırlatma. Cumartesi günü bu cumartesi 22'de BKM Mutfak'ta stand-up gösterim var. Aranızda gelirim diyen varsa dinleyicilerimizden bir tane çift kişilik davetiyem var. Tek yapması gereken şu anda Instagram'dan Mesut Süre hesabına son fotoğrafımızın altına gelirim yazmak. Sizden gelen cevaplar şöyle bir bakalım neler gelmiş. İskoçya'da sevgili arkadaşlar 1500'lü yıllarda cadı avı çok yaygınmış. Cadı olduğu iddia edilen kadınlar önce suya atılırmış. Sonra eğer hayatta kalırsa cadı olduğuna karar verilir. Ve kendisi aramızdan ayrılmış. Yakılıyorlar. Çakmak yani vasıtasıyla. Evet. Çok ben dinlendirme hemen girdin araya. Tabii, iyi oldu iyi oldu. Yani eğer suda aramızdan ayrılırsa cadı değilmiş ya denirmiş. Sonra da kalabalık dağılırmış. Yani her türlü aslında. Ya bunu ortamda satacaksın da oraya nasıl getireceksin yani, konuyu? Hem öyle bir de zaten her türlü aramızdan ayrılıyor yani. Anladın mı? Az suda. Alo. Alo. İyi akşamlar. İyi akşamlar abi. Ver bakalım bilgiyi. Havalı bilgiyi abi, ver. Hemen sattığın. Abi ben balığa ilk kez limon ne zaman sıkıldı onu söyleyeceğim abi. Buyurun ne zaman sıkıldı? Abi orta çağda başlamış bu limon sıkma olayı. O zamanlar limonun asit yapısından dolayı şey düşünüyorlarmış. Hani balığı yedik kılçıklarını midemizde eritir diye limon sıkıyorlarmış abi üzerine. Ha anladım inanış. Öyle yani, değil mi zaten bilemiyorum. Ben öyle biliyorum. Tattan değil yani. Hani midede bir şeyleri halletsin diye. Abi bence inanış olarak düşünmeyelim. Zaten çayı kaybettik şekersiz içiyorlar artık. Evet. Balığa limon sıktıralım yani. Tamam sıktıralım hocam öpüyorum. Sen de azıcık daha biraz dert edin kendine hayat yolunda. Bunlar yani geçer bunlar. Öpüyoruz iyi çayı bak. Çayı kaybettik. Abi çok üzülüyorum. Çayı şekersiz içiyorlar. İkisinden abi sağlıklı olan o zaten. Çay şekersiz içilir yani. Şu an atıyor musun şeker? Atmıyoruz. Sen atamazsın senin şekerin 1000. Evet. Yok benim şekerim normal de 1000 olmasın diye atamıyorum. Çünkü şu an normal. Bir kıtlama şeker yesin hemen fırlar mı? Yok o kadar diyeceğim. Ha artık tamam. Yani artık şu an kontrol altında. Anladım. Soğan sarımsak kestikten sonra eldeki kokunun gitmesi için metal kaşığı sabun gibi kullanıp ellerinizi yıkarsanız koku falan kalmıyormuş. Uzun iş. Ya metal maydanoz kaşığı var mesela maydanozu eline bulayınca o da oluyor. Ama maydanoz kokuyor bu sefer. Tamam soğan sarımsak. Ama o zaman da çatal bıçak kokuyor. soğan sarımsak gitti ama. Allah Allah. O da olur tabii fena değil.
Kötü diyemem. Mesela aşure var sokakta. Mesela kükürt de bekletirsen ellerini. O da geçer yani. Civaya, kükürt kokar. Civaya sok. Yani bunlar gayet olur yani. Ne bileyim git bir boya al bana da boya. Git boyaya sok. Gitti. Ağız kokusunu engellemek için alüminyum çiğneyebilirsin. Ya da küldan. Mide rahatlasın diye civa mesela. Bunlar olur. Allah'tan yani bu bilgilerimizi kahkahalar eşliğinde veriyoruz. Evet. Bir takım dinleyicilerimiz denemiyorlar yani. Deneseler bayağı işimiz var. Hanımlar beyler, burası Rabarba. Sizden gelen cevaplara şöyle bir bakacağız. Birçok insan gelirim gelirim, koşa koşa gelirim, gelirim 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 gibi şeyler yazmış. Bilgi yazan yok. Maşallah herkes bilet peşinde. Ben gelirim, bilgi yok. Allah Allah. Çotank diye ses geldi Instagram'dan. Böyle bir şey olur mu ya? Bilgi soruyoruz. Abi ben gelirim. Boşver şimdi bilgiyi diyen binlerce insan dinliyor bizi. Ne kadar yıprandım şu anda. Mesela bir bilgi geldi aklıma. Buyurun. Bisiklet sürmeyi biliyor musunuz? Anlatalım. Biliyorum tabii. Buyurun. Mesela normal bisiklet sürmeyi bilen 3 tekerlekli bisiklet süremiyor. Hiç bilmeyen de 3 tekerlekli bisikleti çok rahat sürüyor. Denedim. 3 tekerlekli bisikleti süremedim. Neden? O dengeleri farklı. O dengeleri çok farklıymış ya. Ha. Ama 3 tekerlekli bisiklet çok küçük ya abi. Küçüklüğünden değil canım. Ne alakası var küçük? Küçük bisikleti demiyorum. Büyükleri de var ya sepetli falan. Ha öyle mi? Çok küçük ya sen de. Doğru söylüyorsun. Ben de 3 tekerlekli bisiklet denedim. Ve büyük denedim ve hakikaten ben de binemedim. Doğru söylüyorsun. Geçen yaz hakikaten başıma geldi bu. Çok enteresan. Doğru. O evet. Güzel, güzel. Güzel bilgi. Güzel bilgi. Güzel bilgi evet. Fena değil. İlk yüksek topuklu ayakkabı Pers İmparatorluğu'nda ortaya çıkmış ve erkekler tarafından kullanılmış. Sevgili dostlarım. Geçen gün vardı biz bir izliyorduk ya sen. Evet ya neydi o? Neden? Topuklu ayakkabı. İşte şey ilk önce erkekler daha böyle şey aristokratlar kullanıyormuş. Daha böyle yüksek olsunlar. Halka karşı. Şey miydi? Tebaaya karşı daha böyle yukarıdan bakmak için kullanılıyormuş. Böcekten uzak kalmak için miydi? O da mümkün. Ondan sonra erkekler bırakmış. Kadınlar sahiplenmiş bunu. Ne adamsın ya. Böcekten. Şöyle bir şey de yok yani ortada. 2 santim daha böcek çıkamıyor mu oradan yukarıya? Allah Allah. Arabanız zift olursa arkadaşlar. Bizlik bir şey galiba. Kısıtacaksın. Margarin sürüp güneşte yarım saat bekletin. Sonra da afiyetle yiyin. Hani sonra bir bezle silin diyor. Yani margarin sürüyorsun arabana. Zift olmuşsa eğer. İyiymiş bunu kullanmak lazım. Değil mi? Güzel bir bilgi. Güneşte evet. Bekletiyorsun. Ondan sonra gidiyor. Zift. Bu şu an sorumuz şey mi Mesut Süre? Buyurun. Bilgi mi? Pratik bilgi, pratik değil bilgi. Bilgi. Bilgi evet. Yani ortamlarda sattığın o havalı bilgi. Bu havalı... Mesela kızlı bir ortamda arkadaşlar arabanız işte şey olursa margarin sürün falan diye bir yani öyle hava atılacak bir bilgi değil de onun için oraya şey. Rahat gelebilen bir şey olması lazım. Aa, oraya zift konuşulurken kız falan. Diyelim ki ehliyet kursu soruyor. Şimdi onu bırak da diyeceksin. Yani kurs hallolur. Bir sürü yer var 200-300'e ama yani bir gün araba aldın. Arabanda zift ulaştı. Evet hiçbir şekilde gelmiyor bu konuya. Buluşmanda zift hakkında ne düşünüyorsun? Yani, mesela zift. Konuya ziftiyi açamazsın yani doğru söylüyorsunuz. Asfalt falan hani önce. Bilginin orada... hemen gelmesi lazım yani hemen. Tabii. Yani normal bir konudan direkt geçmek lazım. O deminki bile daha basitti İskoçya mesela hani konu İskoçya'ya gelebilir. İskoçya'da cadısıyla meşhur İskoçya biliyorsun falan. O da sert ama ya. Evet tabii. Yani suya atıyorlarmış yakıyorlarmış. Ne yapıyorsun yarın akşam diyemezsin yani anladın mı daha ilk buluşma. Daha havalı bilgi lazım havalı çok bilgi. Çok ilgilenecek bir bilgi değil. Sert yani. Bu yani sert bilgi o. Biraz daha böyle hani vay anasını diyeceğimiz bilgiler olması lazım. Birazdan geleceğiz arkadaşlar. Kısa bir ara 18-19 yayın saatim. Burası Rabarba. Sevgili Erman Arıca Soy anlatan adam konuklarım. Havalı bilgi soruyoruz ortamlarda kullandığınız ayrılmayınız bir yerlere. Mesut Süre'yle Rabarba devam ediyor. Hanımlar beyler devam ediyor Rabarba. Burası Joy Türk, Erman Arıca Soy, anlatan adam Mesut Süre. Bu akşamın kadrosu ortamlarda sattığın havalı bilgi nedir diye soruyoruz. Çok güzel cevaplar gelmiş. İnsanlar doğduklarında 300 kemikle doğarlar. Yetişkin olduklarında ise 206'ya düşermiş kemik sayıları. Kırılıyor. 94 kemik. Ha birleşiyordur. Kırılmaz oğlum çatır çatır 94 tane. At bunu. Mesela dişler dökülüyor falan ya o mu acaba? Ama yenisi çıkıyor.
O değil diyeceğim, kemik diyor. Zaten 100 tane diş dök. O da olmaz. 90. Acaba başka ne olabilir? Oğlum 32 var. Ört özengi çekiş. İkişer kere düşse yine 64 yapıyor. Yani 94'e bayağı var yani. Doğru, birleşiyor. Senin dediğin doğru. Bakalım, karbonat her şeye iyi gelir. Diş beyazlatır. Küçük yanağa sür. Su toplamaz, leke çıkarır demiş. Karbonat. Yani herhalde öyledir. Bunu bir kadına söylesen mesela havalı diye şey der yani, ben evlenemeyecek insan mıyım? Hani sen bu işlerden anlamıyorsun gibi olur yani kadına. Karbonat. Bak şimdi karbonat. Bu da havalı bir bilgi. Yani karbonat havalı bir şey değil ya yani. Tabii yani. Merhaba canım. Mesela bizden sen yapalım gelen cevaplarda. Merhaba Aynur. Finlandiya'da plastik içecek kutularının %90'ı, cam şişelerin ise neredeyse %100'ü geri dönüşüme kazandırılıyor. Dünyadaki en yüksek oran bu. Bizim atık tenekelerindense salatalık kabuğu çıkıyor Aynur. Anlamadım ben ya. Ne oluyormuş? Mesela böyle bir kadınla asla oturmam ben. O kadar uzun konuşmuşum. Finlandiya'ya kadar anladım ama. Anlamamış. İlk kelime aga o Finlandiya, rica ederim. Aynur'dan sonra bir kelime ilerlemişsin abi. Aynur'da takılmışım ben. Oraya kadar anladım. Senin konu vermem. Podcast'ten dinlersin. bir kere daha var orada. Ne demişti ya diye. Bu akşam zaten podcast'imiz de yayınlanır. Market poşetlerini kasada açmak için iki elinizi tişörtünüze sürün. Ardından parmaklarınızı üflerseniz hemen açılıyor. Ya öyle sen dalga geçmiş. Değil mi? O telefon şakası gibi bir şey mi? Etrafında iki kere dön. Bu gerçekten ama doğru söylüyor. Böyle bir şey var. İki kere sürt, üflü onu açarsın. Ayak parmaklarını da çok kolay açıyorsun aslında ama işte. Nasıl açıyorsun ya? Ya elektriklenmeyle mi? Poşet açamıyorsun ya poşet, evet. Normalde. İki kere sürt, elektriklenme tabii. Tişörtünün sürtünmesi, ondan sonra da üflüyorsun. Pislikleri atıyorsun üfleyerek. Sonra parmaklarına mı sürtüyorsun tişörte? Tabii şöyle işte bak şu ıslatınca da oluyor el şeyinde. O da elektrik oluyor. Onu yani adam demiyor zaten yalama diye. Bu bir yöntem. Sen yalaya da bilirsin. Parantez içinde. Daha şık olsun diye adam tişört sokmuş. Herhalde bir ortasında ellerini yalama diyor yani. Tabii yani burada başkaları da var diyor mesela sırada. Paris'in altındaki tünel ve mağaraları önceki yerleşimlerden kalan 6 milyon iskelet olduğu düşünülüyormuş Paris'te. Cümlesini düşük kurmuş dinleyicimiz. Olsun. 6 milyon iskelet. Olabilir. Paris'in altında ama böyle yerin altında şu kadar iskelet var diye düşünürsek yaşayamayız zaten. Yani biz dikelenler devam. Bence, hayatın formülü bence bu yani. Bence İstanbul'da daha fazla vardır. Tabii bence aynı. Tabii vardır. Yani o kafaya girersek çok vardır yani. Tabii vardır. Hani, tam şunun altında. Sadece savaşlarla değil yani. Hani burada hadi bir dünya insan yani çok büyük medeniyetler kurmuş. Aynen öyle yani. Eceliyle gidenler de milyonlarca. Bir şey sözü vardır ya böyle, Paris daha bir köyken İstanbul metropolü diye. Bak bilgi. Ne zamanmış bu tam? Ben de sordum mesela, bu bilgiyi aldım. Tam hangi yıla yani hangi yüzyıla tekabül ediyor? İşte doğru mu dönemi? Bizans döneminde. İyi, hayırlısı. Güzel, doğru mu? Evet yani. Özgüvenli söylüyor. Birazdan gelir abi doğrusu bu diye. Açın bakın Instagram'ı. Bu böyle arkadaş ortamında sallamak gibi değil. Yavuz Sultan Selim'in küpe takma sebebi. Elektronik müzik dinlesin. rave tutkunu oldu. Şey geldi, Yavuz Sultan Selim dedin de şey geldi aklıma ya. Fatih Sultan Mehmet domates yememiş mesela. Hep onlar şeyden gelmiş. Amerika'dan gelmiş. Yeni dünyanın keşfiyle geliyor. Aha. Hiç yememiş. Ondan önce domates yokmuş, evet. Yokmuş. Mesela Türk yemekleri salçalı değilmiş. İyi. Onu da ben tespit ettim ama sonra bir arkadaşım onu şey yaptı, çürüttü ya. Biber salçası da olabilir, evet. Ya domates salçası olmayabilir. Siz arkadaşlarla ne konuşuyorsunuz oğlum? Bilgi sorusunu bir daha hatırlat. Erman'la sormayalım abi. Bugün bitirelim bu bilgi sorusunu. Erman'a böyle, güzel bilgi değil mi? Erman'a böyle yalnızlık. Domates salçası değil, biber salçası değil. Güzel. Yemek. Mısır'ı fethettiğinde Yavuz Sultan Selim kölelere küpe takıldığını görmüş. Ve ben de Allah'ın kölesiyim diyerek küpe takmaya başlamış. Ha. Ne kadar güzel bir felsefesi var demek ki. Bizde böyle abi, baksana bir yakıştı mı? Bir baksana nasıl oldu? Daha büyük küpe falan. Var mı küpen şu an? Var. Sende ne var? Var. İkisi de küpeli konuklarımın arkadaşlar. Yani yakışıklılığı havayı küpede arayan iki tane konuğum var. Hayırlısı olsun. başka sizden gelen cevaplar. Bak bu güzelmiş. Bir grupta esneyen biri var ve sen akabinde esnemiyorsan empati yapma özelliğin az diyorlarmış. Ama esneme bulaşıcı bir şey. Evet. Yani mesela ben esneyim. Anlatan adam da esneyecektir eminim ki. Tamam ama işte empati özelliğim azsa esnemeyeceğim demek. Hanımefendi onu diyor işte zaten. Eğer esnemiyorsan. Valla bir alkış.
Öyle demiş. Hayırlısı olsun. Mesela bu şey, ben mesela bu bilgiyi verdikten sonra bu bilgiyle gelmesi, yani bilgiye karşı daha üst bir bilgiyle gelmesi mesela. Ama zaten önce o gelmişti, sen araya girdin. Yani zamanlama olarak da geç girdin. Evet. Önce öbür taraf vardı. Bisikletin gidonunu ters çevirirsen ve öyle sürmeyi öğrenirsen normal bisiklet sürmeyi unutuyormuşsunuz arkadaşlar. İşte bisikletin gidonu o ön tarafı işte. Evet. Direksiyonu yani. Ve o ortası işte. Tamam. Tamamına gidon deniyor oranın. Onu ters bir şekilde kaynak yaptın tekrar. Öyle kullandın. Yani sağa çevirince gene sağa gitmiyor mu bisiklet? Unutuyormuşsun. Mesela o üç tekerlekli bisikleti şimdi söyleyecektim. Tam boş vakti. Boşuna söyledim. bir daha söyleyeyim mi yine açalım? Söyle bakalım, nedir üç tekerlekli bisiklet? Mesela iki tekerlekli bisiklet kullanan birisi üç tekerlekli bisikleti kullanamıyor. Evet. Hiç hayatında hiç bisiklet kullanmamış birisi de üç tekerlekli bisikleti çok kolay kullanıyor. Evet evet, haklısın. Ben de yazın şimdi podcastçiler kafayı çizsin diye yeniden aynı şeyi konuşuyor. Serhoş kafası güzel demektir. Farsça ser kafa ve baş anlamına, hoşsa güzel anlamına gelmektir. Tabii canım, onu biliyorsan. Serhoş. Bir buz parçası 840 km hızla fırlatılırsa havanın sürtünme kuvvetiyle havada erir. Yani bu ölçülebilir, evet, bir şey herhalde, evet, olabilir. Yani bir, evet, de bunu 840 dersin kıza, o da der ki 700. Yani şimdi ispat edemezsin yani, anladın mı? Bir karşısına bir cevap verdiği zaman senin de ama böyle böyle diye onun desteklemen lazım. Ya kızla da şu an havanın sürtünme katsayısını konuşuyor olman lazım. Bunu bu yani... yani kalkar gider yani, anladın, evet, mı? Tabii. Yani, bir de sözelciyse hiç şansın yok. Karıncalar yuvalarına taşıdıkları yaprakları kendileri yemezler. Toprak içinde bulunan mantarları bu yapraklarla besleyip kışın mantarları yerler. Evet, öyle mi? Onu biliyorum ben, doğru. Allah Allah. Tabii mantar üretiyorlar aşağıda. Gerçekten. Mantarları, yaprakları mantarlara götürüyorlar. Evet. Mantar. Sonra mantarı yiyorlar. Çok ya, ayıp bir şey lan bu. Yani önce onu doyuruyorsun ama diyorsun ki daha etli. Ha işte aşağı indiriyor abi, onları çürütüyor, mantar üretiyor aşağıda, sonra mantarları yiyor. Yemek yapıyor herifler aşağıda. Evet, baya baya yemek yapıyorlar yani. Bir de böyle şey, kalpte kırıyorlar. Mesela mantarsın, biri sana yaprak getiriyor. Diyorsun ki Allah razı olsun, teşekkür ederim. Sayende büyüdüm. Sayende yetiştim. Tabii bugün bir mantar kolay yetişmiyor. Kalp kırmak değil. Yani, mantarsın diye başlayan bir cümleye yani, devam edemiyorum. Yani ben. Yarın öbür gün bir yerlere gelirsem ben de sana işte bu yaptıklarını ödeyeceğim gibi bir halim var. Hayat da öyle değil midir? Ama kimse bizi yemiyor yani. Hayatta çok o kadar değil. 20 yaşına gelince. Ya mantar bir hayvan falan değil abi. Ya, rahat olun. Yine de değil. Olsun. Yine de bir birey olarak bana büyük ayıp gibi geliyor. Yani şöyle düşünüyorum. Babamız bizi yese hoşumuza gider mi yani? O da bakıyor bize. 21 yaşına geldim. Baban seninle oturmuş. Ona bakarsan tavuğu yetiştiriyorsun, sonra yiyorsun abi. Ya bu çok ayıp geliyor bana. Bütün dünyada bu yani ekolojik dengeleri de oynayalım istemiyorum ama. Evet. Bana sinsice geliyor yani bu karıncanın yaptığı. Ya karıncanın, bizim yaptığımız tavuk yetiştiriyoruz falan. Bizim hakkımız. Her şey insan için. Tabii oğlum, bu koca evren bizim için değil mi ya? Ben bütün milyarlarca gezegenin tamamının biz insanlar için olduğunu düşünüyorum. Sadece bu dünyadaki biz insanlar. Biz sadece biz. Hatta bizim ülke. Hatta orada bir galaksi var uzakta. Gitmesek de, bizim, görmesek bizim, de. Bizim. Hepsi bizim. Bizim. Biz nasıl atmosferimizde olan havayı göremiyorsak, balıklar da atmosferi olan suyu göremiyor. Balık da suyun içinde olduğunu bilmiyor. Aa. Balık da mı göremiyor suyun balık içinde? Balık da göremiyormuş. Sudayım ben demiyormuş. Evet, takılıyor mu sanıyorsun? Onun da atmosferi o. Kim diyor bunu? Ama Jacques Cousteau'nun oğlu Gerard Cousteau. Ya bunu sorgulamaya giremeyiz her dinleyicimize. Kim? Peki balık da diye... mı mesela şey yani denizden çıkarınca normal mi görüyor? Neyi görüyor? Denizi. Ha, ben diyor denizdeymişim. O zaman görüyor ama hatırlamadığı için tekrar Gerard yine aynı. Yine aynı yani. Onun ben işte... denizdeymişim. diyor. 3 saniye sonra hoppa yine aynı. Geri attım. Dışarı çıktığını da unutuyor. Evet, tabii. Mis gibi hayat ya. Tertemiz. Kadınlar renk körü olamazlar. Renk körlüğü sadece erkeklerde görülür. Renk körlüğü X geni faktörüne bağlı gelişen bir problemdir. X geni faktörü bu problemin erkeklerde ortaya çıkmasına sebep oluyor. Kadınlarda sadece taşıyıcı olarak mevcut. Yani renk körü bir kadın yokmuş. Renk körü olduğunu çok geç fark eden var. O nasıl oluyor onu bilmiyorum. Ya bilmiyor işte abi, öyle sanıyor. Ama hiç mi kimse demiyor bu kırmızı değil yeşil diye yani. Hayır abi, şimdi yeşili o sanıyor. Bir yeşil görüyor, onda onun bir karşılığı var, o renk sanıyor. Ya şey nasıl denk gelmez, kazağım nasıl işte yeşil. Tamam yeşil abi. Aa, o yeşil değil. Aa, kırmızı mıymış? Hayır bunu, abi onun kırmızısı.
Abi şöyle şimdi mesela bir tane yeni doğmuş. Şu an gerçekten bilgi kırıntılarıyla tartışma var. Yani ben cevap vereyim. Gerçekten cevap aslında an... renk kölleri yeşille kırmızıyı karıştırmıyormuş yani. Tabii net olarak renk köllü o değilmiş. Ama sen dedin zaten az evvel kırmızı değil. Ağına çekmeye çalışıyor mu? Ya kendisi ortaya saçma bir şey atıp onu düzeltiyor bilgisiyle. Anladın mı? Bu bilgi işte. Bilgi başka bir şey varsa. Yani şu an çok oldu. Seni anlamsız bir tartışmanın içine sokup bilgisini verip şu anda Şener Şen'in Kibar Fecro'da kaçtığı gibi kaçıyor. Ayakları kışına vura vura kaçıyor şu an tartışmadan. Moritanya'da aileler evlenecek genç kızlarını şişmanlatma kamplarına yollarlar. Zenginlik belirtisidir şişmanlık. Zayıf veya fit değil, şişman olmalı. Ya çünkü ben onunla ilgili bir belgesel seyrettim. Biraz sertti bir belgesel değil mi? Yani sert, evet hakikaten sertti. Kızları şişmanlatıyorlar ama kamp dediğini bildiğin yani çadırlarla kamp. Ve sabahtan akşama kadar özel yemekler pişiriyorlar. Ve böyle hani yal gibi. Köpeklere yedirilen o yallar gibi falan. Ya ben de izledim. Erkekleri korkunç. De görsen yani. Ha bunun için mi kilo alıyorsun denecek gibi evet. Bir erkek popülasyonu var Britanya'da. Yani hepsi John Travolta da kilo alıyorlar. Türkçe'de çarla başlayan bütün kelimeler Farsçadır. Ve dörtle ilgilidir. Çarşamba dördüncü gün, çarmıh dört çivi, çarıyek çeyrek. Yani çeyrek cariyekten türemiş bize çarşaf. Çeyrek. O da dörtte bir demekmiş. Çarşaf. Çardak, çarşı örnekleri var. Çarşaf. Yani üst üste dört tane pike. Şaf üstünü örtmek demek. Anlamına geliyor. Çat da dört tane üstünü ört. Soğuk oluyor geceleri falan. Yani vantre olursun. Vantre açıp yüzüne vurma. Açığını yakaladım. Ne yakaladın? Bilmiyorsun çünkü şafın ne olduğunu. Allah Allah. Yakalamış. Şu an bilgimiz yok. Atıyor bence. Ama böyle olmaz. Bilgilerin hepsini doğru kabul etmek zorundayız. Mesela şı dükkan demek. Çarşı dört tane dükkan. Yani dükkanların bir arada olduğu yer. Bravo. Gibi mesela. Gibi mesela. Falan. Yetişkin bir insanın kendi ağırlığının %8'i kadar kanı olur. Yani bir kaç kiloyum ben? 120'yim. Böl 8'e 15 kilo kanım var. İyi. Benim. İyi yani. Benden bazen 1 litre kan istiyorlar. Ulan zaten 15 kilo var. Veremem yani. Çok abi yani. Vermeyeceksin ki ürecek yenisi. Tamam ürecek. Yine üresin ama ben şeyim aga. Benden acık alıyorum benim gözüm kararıyor. Ben veremem yani kan. Çok az bana kadar kanım. Gizli kansızlık olabilir bak. Olabilir. Gizli kansızlık diye bir şey var mı bilmiyorum ama. Gizli, ya sen gizli kansızsın ya gizli işsiz. İkisinden birisi yani. Öyle tahmin ediyorum. Hanımlar beyler cevaplarınızı Instagram Mesut Süre hesabına yığınız. Çok süper cevaplar geldi bak bu anonsla. Ben bir tane söyleyeyim mi? Söyle söyle. Hani iddiaya girmek için böyle serçe parmakları hadi gel iddiaya girelim. O baş parmakmış değil mi aslında? Hayır serçe parmakmış. Gene beni ağına tamam, çekmeye çalışıyor sonra. Ya. Serçe parmak o Asya'dan gelen bir gelenekmiş. Çünkü orada hala biliyorsunuz işte bir şey olduğu zaman falan küçük parmaklarını falan kesiyorlar ya verilen sözler tutulmazsa falan. Aha. Yani bu işte iddiaya girmek böyle söz vermek iddiaya girmek en önemli parmak olan serçe parmakla yapılıyormuş. Yani vücudun en önemli parmağı serçe parmak. Parmak dediğin şey geldi aklıma benim de. El sallamak da şeymiş hani elimde şey yok silah yok demekmiş. Ha, bir merhaba şey diyorsun ya elimde bir şey yok yani. Böyle mi merhaba? Güle güle diyorsun öyle ya. Elimde böyle, silah yok gidebilirsin. Mesela böyle şey diyor ya Allah taksiratını affetsin diyor ya böyle. Allah analı. Mesela elini sallıyorsun Allah analı babalı büyütsün diyorsun ya mesela. O elin çok önemli olduğu için. Öyle bir şey vardı ama ya. Olmaz silahsız oğlum yani. Var tabii ya. Ya. O şerefede o şerefede. Silahım yok. Yani şey kadeyi kaldırıyorsun. Bak silahım yok. Şimdi şununla karıştırmış olabilirsin. Şöyle bir bilgi gerçekten var. Genelde herkes sağlak mı deniyor? Sağ elini kullanan insan olduğu için daha fazla. Merhaba derken el ele tutuşuyorsun ya. Kılıç da sağ elinle kullanıldığı için merhaba diyorsun. El ele tutuşuyorsun yani ben şu an kılıç tutmuyorum. Senin elini tutuyorum diyorsun. Bir şey söyleyeceğim. Niye? Yani bu bilgim benim hakikaten doğru ya. Hani el sallarsın ya buradayım diye. Merhaba diye el sallamaz mısın? Sallarsın. İşte silahsızım demek. Az sonra buradayız. 18.41 belki iki kişi kalırız döndüğümüzde. Belli olmaz konuklarımızdan bir tanesiyle yollarımızı ayırabiliriz. Döndüğünüzde bir bakalım kim kalmış kim kalmamış. Mesut Süreyle Rabarba devam ediyor. Hanımlar beyler 0212 368 62 40 telefon numaramız. Bu akşamın sorusu ortamlarda sattığınız o havalı bilgi 100'e yakın cevap geldi. Daha programın 47. dakikasındayız. Yeryüzünde size benzeyen
ortalama 6 kişi vardır. Hemen dinle dinle. 6 kişi vardır ve bunlarla karşılaşma ihtimaliniz %9'dur. Ben bana birebir benzeyen birisiyle karşılaştım gerçekten. Ben de şeyde gördüm. Evlilik programına katılmış. Yine uzun saçlı. Onu bir paylaşsana bir daha ya. Yani eskilerde kaldı. Bayağı benim aynım. O da büyük. Yani o da top sakallı. Hayatın hangi noktalarında aynı kararları verdik? Saçı uzatalım, top sakal bırakalım, kilo alalım. Arkadaşı var aynı ben. O da bana benziyor. Anası babası aynı. Benim galiba bu. ATM'ye çıkan o da olabilir. Radyo programı yapıyor falan. Acaba saklıyor muyum nedir? Uyurken televizyon seyrederken yaktığımızdan daha fazla kalori harcıyoruz. Kilo vermek için bol bol uyuyun. Demiş. Yani son cümleye katılmamakta beraber. Ya yani bu kendi yorumunu katmış. Şey ya. Gibi bu yani. Diyette filansa. Yatacağım ya ben. Şey doğru. Mesela ders çalışırken koşan bir atletten daha fazla ATP harcanıyormuş. Öyle mi? Tabii canım şimdi yani. Ders çalışırken ben hiç böyle yani. Ama böyle yani ciddi ciddi problem çözerken. Diyelim 2 saatlik 3 saatlik işte. Test çözüyorsun. Test çözüyorsun. İşte 100 metre koşmuş gibi oluyorsun. Yani koşma spor yerine test çözmek son fiili yani. Kullanış biçimin pek inanmadığını gösteriyor. Oluyor, oluyor işte. 100 metre az geldi metreyi ya. Metreyi düşük tuttu. Evet, en az geldi. En az 5 metre koşmuş gibi oluyor. Diyelim bir biyoloji testi çözdüm. Onu böyle bir 1000 falan deseydim rahat söylerdim. 100 deyince bana da son cümleye kadar bir gülümseme geldi. 100 metre ne abi? 100 metre ne ya? Rica atamadım ya. Çarşaf 4 kenarlı. Ya bak çarşaf. Evet. Çarşaf. Zaten çarşaf üstüne örtülmez. Biz orada bir şey yaptık. Biz 4 kat dedik ama. Çatal ve kaşıklarda yazan 18 Taksim 10 ifadesinin paslanmaz malzemelerdeki krom oranını. Yani örnek %18 krom. İkinci oran olan 10 ise bulunan nikel oranını ifade eder. %10 nikel. Nerede yazıyormuş bu? Ben bakayım bundan sonra. Oran değerleri arttıkça daha yüksek korozyon dayanımı ortaya çıkmaktadır. 18-10 ifadesi paslanmaz çelik ürünlerde 300 serisi paslanmaz kalitesini gösterir. Bundan sonrasını okumayacağım. Yani tamam yeterli ya bu, bilgi evet. Aldık ilk iki cümlede ama birincisi kromu ikincisi nikeli gösterir. Tamam iyi. Bize daha böyle hani kısa da lazım o bilgiler sevgili dinleyiciler. Çünkü ortamda sıkarız insanları. Marilyn Monroe'nun gerçek adı ben mi bağladım telefonla? Ben mi aradım burada yanlışlıkla acaba? Buyurun Erdoğan Bey. Kiminle görüşüyoruz? Marilyn Monroe'nun gerçek adı Marilyn Monroe değilmiş. Neymiş? Neymiş? Norma Jane Mortenson. Nereli acaba? İskandinav mı? Mortenson. Ben bilgiyi veririm. Bir yorumu cümle, bana, cümle, onu okudum. Bir cümlelik bilgiyi telefondan okudum ben veririm. Daha da karışmam. Daha da vermem. Olimpiyat oyunlarının sloganı sabitmiş. Daha hızlı, daha yüksek, daha güçlü. Slogan buymuş. Olimpiyat daha, oyunları. Daha nasıl ne? Daha hızlı, daha faster. Yüksek. Hayır. Daha güçlü. Power. Power. Stronger. Powerer. Stronger. Benim İngilizcem azıcık yetmedi. Faster, higher, stronger demek. Faster, higher, stronger. Olimpiyat halkalarının da bir anlamı var. Buyur nedir? Hayır, var yani. Ya, yani öyle kafaya göre böyle, koymamışlar. Öyle olmaz yani. Anlamı var tamam da. Yani bilgi var. Kaç tane onlar iç içe geçmiş halka? 5 kıtaları temsil ediyor. Kıtaları. 5 kıtayı. Evet. Hangileri bunlar? Trabzon ne hangileri ya? Say diye dedim belki kıta unuttuk. Belli olmaz. 5'ten fazla kıta var. Doğru ya kaç kıta var? 7 kıta yok mu abi? Tabii tabii 7 kıta var. Yani 5 tanesi. Muhtemelen kıta var. Abi 7 tane yuvarlak yapsak abicim sayfaya sığmıyor sayfaya diye. Tabii ya 2 tane kıta var. Şey anladım ya. Onlarda üzüm. Alo. Alo. İyi akşamlar. İyi akşamlar Mesut selam. Ver hocam bilgiyi buyursunlar. Bir ürün var reklamlarda çamaşır makinesinin kireç tutmasını engellemek için kullanın diyorlar. Rezistans kireç evet, tutmasın. Evet güzel. Aga o rezistans kireç tutmasın dedikleri rezistans 15-20 lira bir şey. Yani? Yani hani ettiğin masraf bozulunca aldığın masrafın çok daha üstünde çıkıyor deterjana verdik para. Ha anladım. Bozulursa bozulsun diyorsun. Aynen bozdurursa 15-20 lira. Hadi 20 lira da ustaya verdi. 40 liralık. Güzelmiş. İyi teşekkür ederiz. Öpüyoruz. Eyvallah. Hadi bay bay. Güzel dedi bakalım. Evet yani rezistans bir gün sponsorumuz olur diye bu konuya fazla girmesek ama yani gene de evet ben de katılıyorum. Yo girelim canım yarın öbür gün sponsorumuz olacak ben diye. Katılmıyorum.
Oradan bir üçte bir şey olsun bari. En azından. Abi bir konuk katılmadı yani. Biz özgür bir programız yani. Biz kimseye böyle düşüneceksin demeyen insanlarız. O da öyle olsun diye. Daha bugün tekrar oturalım. Deterjan firmasıyla toplantıları Erman'ı götürdüm. Erman sen gelme abi. Pardon ben gelmeyeceğim değil mi? Sen gelmeyeceksin. Ha, doğru sen ya. Hesap edemedim. Evet ya. Bak şimdi dur. ha güzelmiş. El sallamaktan silahsızım diye konu açılmışken kadeh tokuşturma antik zamanlarda misafirin içkisiyle ev sahibininkini tokuşturma anında karışarak zehirsiz olduğunu ispat için yapılmış eylemdir. Hmm. Evet. Zehirsiz. Seni zehirlemeyeceğim. Ben de içiyorum. Birbirlerine dokunup önce içkileri karıştırırlarmış. İçeceklerini karıştırırlarmış hani. Sen de içiyorsun, ben de içiyorsun. Hadi gel birbirine karıştıralım, sonra içerlermiş. Öyle mi? Evet. Ne kadar güvensiz bir şey o. İçmeyin o zaman da. Kadar güvenmiyorsunuz. Hayır, vakit geçirmeyin yani. Yani. Güvenecek insanlarla buluş. Yani ne bileyim, sürekli onlarla... herkes beni zehirleyecek mi, öldürecek mi? Bu beni bıçaklayacak mı diye diye hayat geçer. Eskiden de herkes birbirini zehirliyormuş ama ya. Ondan sonra niye 27'de ölüyorsun? Stresten ölürsün yani 27'de. 27 ben... yaş sendromu tam bak burada anlatacaktım. Ya aga dur tamam, geçti artık, onu konuştuk. Dünya standartlarında antrenman yapan bir sporcunun uyluk ön tarafı kası yaklaşık 523 kilograma kadar yük taşır. Aynı kas 735 kilogram gerilime dayanabilir. Yani uyluk ön taraf. Bacağın en şeyi kuvvetli kasından bahsediyor. Evet evet, 523 kiloya kadar yük taşıyormuş. Dünya standartlarından. Peki geliştirmesen de mi taşıyor yani o yük? Her türlü. Yani ya, bir ay yat evde. Ben sana 500 kiloyu takayım. Koy buraya. Beşiktaş'ta hop. Koşa koşa inersin Barbaros'tan aşağı. Hiçbir şey olmaz. Aferin o kasa. Bakalım. Yere paralel iki kolunuzu tam açtığınızda iki kolun iki orta parmak ucu arasındaki mesafe boyunuz kadardır. Yere paralel. Ya şöyle açıyorsun şöyle yere paralel. Hı. Ellerini. Tamam. Dinleyicilerimize de tarif edeyim. Tam paralel arkadaşlar. Sağa sola ellerini evet, açıyorsun. Kimse görmesin. İki tane orta parmak var ya, sağ el ve sol el orta parmaklarınız. İkisinin arasındaki mesafe boyunuzu verirmiş. Yani iki kol boyunuz artık. Ama kolları uzun olan insan var, kısa olan insan onun var. Onun da mesela vücudu dar. Kolları uzunsa vücuttan acık gitmiş. Dikkat et. Tamam, emin misin diyorsun? Uzun kollu olan değilim ama bu hesaba göre vücudun daralması lazım. Yani bu arkadaşa inanmak zorunda olduğumuzu düşünürsek. Çok kısa bir ara arkadaşlar. Hemen geleceğiz. Mini minnacık bir ara. Tanıtıcı reklam. Yemez. Hayata başka bak. Yaz geliyor mesela. Şu kalın kıyafetlerinden kurtul. Dışarı at kendini. Yağmura mı yakalandın? Eve dön. Oo, kebap. Senden kralı yok. Akşam yalnız takılma. Herkesi çağır. Biraz eğlen. Günün koşuşturması seni biraz dağıtsa da nasıl olsa toplarsın. Hayata iyi tarafından bakarken meyvelerin enerjisini yanında istersen Dimes. Hayata başka bak. Günün koşuşturması seni biraz yordu mu? Olsun. Nasıl olsa toplarsın. Yeter ki hayata pozitif tarafından bakmayı ihmal etme. Şimdi takma trafiği kafana. Radyoda sıradaki şarkıya eşlik et. Hayata başka bak. Ya da bize eşlik edin. Sevgili dinleyiciler, sıradaki şarkı kadar iyi olduğumuzu düşünüyoruz. Buyurun. Ben bir tane bilgi vereyim. Ver. Orangutan kelimesi farklı farklı yazılmasına rağmen, yani orang outang diye de yazılan diller var. Latince konuşulan bütün dillerde orangutan diye konuşulan tek kelimeymiş. Ha yani. Hmm. Yani İngilizce'de de orangutan bizde de öyle. Almanca'da da orangutan. Öyle mi? Her yerde her tek zaman. Tek o mu yani, başka evet, yok? Evet, tek kelime oymuş. Vay güzel evet, bilgi güzel, ha. Güzel bilgi, güzel. Bir de şey varmış, kelebek kelimesi her dilde söyleniş tonu kulağa çok hoş bir şey veriyormuş, esinti veriyormuş. Kelebek, butterfly, papyon, başka ne vardı bilmiyorum. Gey, Almancası işte, kesin efendim. Bunu bana arada söyleseydin Almancasına bakardım, kesin Almancası hüngenstagen falandır. O hoş gelmiyordur. Yok, ya, yayında konu kendi aramızda bakarız çok da yani arada bakalım ama güzel gerçekten. Güzel evet. Kelebek, yani onu düşünüyorsun demek ki. Düşünüyorsun. Dünyanın demek. En güzel Türkçe kelimesi, değişik bir cümle oldu ama yakamoz çıktı. Yani Türkiye'nin en güzel en güzel kelime. Anket yapılmış. Herkes yakamoz demiş. Allah Allah Allah. Yakamoz da yakamoz. Hiç aklıma bile gelmez. Turkuaz dememiştir. Gene yakamoz iyi gene. Hadi geleceğiz birazdan arkadaşlar. Ayrılmayınız bir yerlere. Burası Rabarba, burası JoyTürk. Cevaplarınızı yığınız Instagram Mesut Süre hesabına. Artık davetiye için son duyurumuzu yapalım. Diğer anonsun başında açıklayalım. Bu cumartesi akşamı 22'de BKM Mutfak'ta stand-up gösterime gelirim diyen varsa aranızda Instagram Mesut Süre'ye gelirim yazması yeterli. Bir kişiyi seçeceğiz.
diğer anonsun yani yeni saatin başında. Ayrılmayınız bir yerlere. Mesut Süreyle Rabarba devam ediyor. Hanımlar beyler geldik ikinci saate. 19.07 yayın saatimiz. BKM için davetiye kazanan isim belli oldu. Buna göre döndüm. İlyas Uçar çift kişilik davetiye kazandı. Bravo. Kapıda ismin olacak İlyas artı bir olarak. DM'den de sana zaten yazmış olurum gün içerisinde. Çok güzel cevaplar gelmeye devam ediyor sizden sevgili dinleyenler. Ana gibi yer, Bağdat gibi diyar olmaz sözü aslında anne gibi yer, Bağdat gibi diyar olmaz şeklindedir. Buradaki anne Bağdat yolu üzerinde bir uçurumun adıdır. Yar kelimesinin anlamı ise uçurumdur. Ya ana gibi yer olmaz da güzel aslında. Bu daha güzel. Daha güzel ya. Çok da yani. Biz bunu kabul etmiyoruz. Ben de etmiyorum ya. Gerçekse de biz daha güzelini bulmuşuz. Aslında tam şey olmalıydı. Bizim onu hani gerçek dediği şekliyle kullanıyor olmamız ve sonra aslında gerçeği buymuş deyip aa aslında gerçeği ne kadar güzelmiş. De, evet tam tersi olsa içimize sinerdi. Sinmedi şu an. Sinmedi yani. İlk mesela bilgisayar bulunduğu zaman da kompüter diye çok bastırmışlar. Kompüter diyelim. Demiş ki halk ne kompüter demiş. Biz demiş bilgisayarı kullanacağız. Ondan sonra bilgisayar olmuş. Yani bilgisayarı bulmak da yani. Kelimeyi kaptırmamışız. Kelimeyi biz koyacağız demişiz ve onu benimsemişiz. Böyle ilk terminolojik olarak kompüter kullanılmış. Resmi belgelerde, gazetelerde hep böyle kompüter olarak kullanılmış ama sonra eşek gibi dönmüşler geri bilgisayara. Güzel yani bilgisayar çok güzel özetliyor işi ya. Bilgisayar, ha. Televizyon o da mesela. Televizyon. O da kompütermiş ilk. Orada kompüter yok demiş. Ama ben ona karşıyım ya. Demiş. Adam bulmuş istediği ismi koyar yani. Sen ne değiştiriyorsun ki ismini? İyi ki yani Türk Dil Kurumu'nda yetkili bir değilsin yani. Bulmuş. 6 tane kelime kalır vallahi Türkçe. Sen bulsaydın bilgisayar sen deseydin bulsaydın. Onlar bilgisayar deseydi yani. Allah Allah. Allah Allah. Kaşık ne abi? Supun olması lazım normalde. O bulmuş. Türkçe supun diye yazılıyor. Supun. Jet ve roket motorları ilk defa Hitler'in emriyle 2. Dünya Savaşı da Almanlar tarafından bulunuyor. Savaş sonrasında Rusya'ya Amerika'ya kaçan Alman bilim adamlarının bilgileriyle iki ülke uzaya gidebilmenin yolunu buluyor. Almanya yenilmemiş olsa aslında uzaya çıkan tek millet olacakmış. Evet V2'ler var. Yani hani V2 o onları Londra'ya atmak için herifler buluyorlar jet motorunu. Bir de şeyi de buluyorlar kaplumbağa arabalar. İlk Alman evet şey. Volkswagen. O konumuzda da direkt alakalı tabii. Almanlar başka ne bulmuş? Dünyadaki fotokopi makinelerinde meydana gelen arızaların %23'ünün makinelerin üzerine oturarak kendi popolarının fotokopisini çekmek isteyen insanlardan kaynaklandığı ortaya çıkmış. Bence bu fotokopi camiasının bir yalanı olabilir. Bizim aletlerde bir şey yok. Siz üstüne oturuyorsunuz. Yalnız, öyle bir camiada olsa ne kötü olur ya. Neredesin fotokopi camiasında? Abi ömrümüzü çürüttük. 61 yaşına geldim. Fotokopi camiasında herkes birbirinin arkasından konuşuyor. Yani eskiden neydi ya? Eskiden böyle miydi fotokopi camiası? İnsanlar böyle gece kıyafetleriyle baloya gider gibi fotokopi çekiyorlardı. Ne kadar kötü bir camia lan bu. Çok üzüldüm şu anda. Çay ocağı camiası. Bakalım sizden gelen cevaplara arkadaşlar. Gelirimler yine bir sürü davetiye. Bir madeni paraya havaya attığınız zaman yazı veya tura gelme ihtimali %50 değildir. Tura tarafındaki resim yazı tarafına göre azıcık daha ağırlık yarattığı için altta kalma ihtimali daha yüksektir. Bu durumda tura gelme ihtimali yaklaşık olarak %49.5 olarak hesaplanmıştır. Yani %0.5 yazı önde ağırlıktan dolayı. Ya ama o çok küçük bir oran abi. Değil. Biz ruletçiyiz Erman'la. O kadar küçük diyemezsin. Binde beş yani. Tabii. Binde beş çok küçük oran ya. Küçük ama yok sayamazsın. Tamam yok sayamayız da yani. Bazı insan var o binde beşe denk geliyor. Biz öyle kaç kere borç alıp döndük bir yerlerden. Bir bilsen. Ama şey çok ilginç ya. Şimdi mesela yazı tura atacağın zaman işte tura kısmıyla böyle havaya atıyorsun sonra elinle yakalayıp diğer elinin işte üzerine koyuyorsun ya. Tamam. Tam tersi geliyor. O hiç sekmiyor mesela. O nasıl oluyor? Sekiyor canım. Hiç sekmiyor. Sekmiyor ya. Mesela tura atıyorsun yazı geliyor. Yazı atıyorsun tura geliyor. Olur mu abi? Hiç sekmiyor dersen tartışamayız. Hiç sekmiyor ya.
Biz burada sana yüzde veriyorum. Bana cevaben hiç sekmiyor diyorsun. Binde beş konuşuyoruz. Yüzde yüze yürüyorsun abi. Yani sen acık mesela adım atsan desen ki 55-60 yüzde. Yine ben seninle oturur konuşurum. Çayımızı söyleriz, sohbetimizi. Hiç sekmiyor. Ama, ben denedim. Ama hiç. 10 kere attım sekmedi. Yani hiç sekmiyor diyen insanla ben ihtimal konuşamam. Olasılık konuşamam. Diyebilirsin. Ben deney yaparken ölçmem bir şey yani. Göz kararı. Ölçmüyorum abi. Ölçme ve değerlendirmeye inanmıyorum. Arge benim işim değil. Ben bir kere attım, tura geldi. Tek değerlendiriyor. Tüme demek varmış ki... hemen. Evet, tüme neyi varmış. Neyi atsam tura gelir. Yazı tuttum, tura geldi. Hadi herkese iyi akşamlar. Ben kaçtım, hanım bekler. Mavi halka Avrupa. Erman senin dediğini onaylıyorlar. Sarı halka Asya. Siyah halka Afrika. Olimpiyatların sembolü, logosu. Yeşil halka Avustralya, kırmızı halka Amerika'yı temsil eder. İlk kez 1920 olimpiyatlarında kullanılmıştır. 5 halka doğrudur demiş. Yani işte ben bunu yani bir şey söyleyeyim. Ama sonra biz sana 2 tane daha kıta var deyince gözünü kaçırdın oğlum. Acık emin olsun. Sen de yani olabilir falan yapınca biz de dedik ki bir soralım. Anladın ha, mı? Sen kıta mı dedin? Yani böyle anladın mı? Ben başka şey böyle yapmadım. Olmaz. İlk kaykaylar denizde yeterince dalga bulamayan sörfçüler için 1950'lerde icat edilmiş. İlk kaykaylarda tekerlek yok zaten. Ne yapıyoruz kaykayda? Betona koyuyoruz. Mikrofonu püskürdüm ya. Hayır, betona koyuyoruz, üstünde çıkıyoruz mu? Evet, o kadar. Duruyor. Oğlum çok güzel bir bak, şey aldım abi. Kaykay. Koyuyorsun betona, üstünde duruyorsun. Hiç yani yıkılmıyorsun ya. Peki abi adı neden kaykay? Öyle işte. Onu çok kurcalama. Aslında bir temenniden oluşuyor belki. Kaykay yani bir temenniyle yani. Git anlamına geliyor. Kaysa ne güzel olur diye böyle içinden. Üzdün bizi yani bu bilgiyle. Başka Türk kahvesi bir kahve çeşidi değil, sunum şeklinin adıdır. Yani bir sessizlik oldu. Sessizlik oldu, inanmadı yani. Ay inanmadık, anlamadık. Sunum şekli. Sunum şekli yani kahvenizi Türk gibi mi sunuyor? Yani bunu söylüyorsa bana şimdi başka sunum çeşitlerinin de ismini. Ya sakin cevap. Ama bunu şimdi söylüyorsun güzel kardeşim. Çıkışma ya cevaplara. Aga bak bu. Yok canım şaka yapıyorum. Cevapları ya. Daha böyle hani sevimli ama karşıdır. Ama o yine bir de şey. O da dışarıda da görüşeceğiz onunla yani. Onu da bir bilsin de. Yok ya bana düşman çıkarma, öyle bir şey demedim. Hapşırırken gözlerini açık tutamazsın. Evet onu biliyorum ben. Hapşırırken bir de kalp bir dakika. Bir dakika mı? Kalbimiz yarım saat duruyormuş. Hapşırdığımızda ben öyle biliyorum. Bir anlık. Anlık duruyor evet. Daha demin öğrendin sen aşağıda bizden. Hadi ya dedim, biz sana söyledik bu bilgiyi. Yo, şimdi yo. Yukarıda diyor ki bir dakika duruyor. Ama olmaz. Allah Allah. Bir dakika mıydı? Hapşırdığımızda kalbimiz anlık dururmuş. O yüzden de çok keşederler. Evet öyle. Yani anlık. Ya onu bir arkadaş yazmıştı ya. Şeyde. Sizin de galiba din hocanız. Ne demişti? Allah korusun. Ha evet yani dürtüyor, şeytan dürtüyor. Yok Azrail. Azrail dürtüyor. Şeytan en düşünün. Allah hapşurunca. Korusun ölebilirdin diye. Hapşurunca. dur bakalım. Bu arada süper bilgi verdim diye havalı havalı dinletiyorum ofiste kızlara. Şimdi benim bilgiyi verecekler diye es geçtiniz. Bu hiç havalı olmadı demiş. Ama bu şimdi bilgi. Yüzlerce bilgi arasından okumayabiliriz. Dolma kalem alan insanların %98'i önce kendi ismini yazıyormuş. Ben de öyleyim valla. Hepiniz öyle misiniz? Dolma kalem. Aliens ile kendi adımı soyadımı yazarım ben. Dur sallanıyor biri sallamasın. Gıç gıç ses geliyor. Anlatalım. Ben değilim ya. Gibi sen ya. Gözümün önünde yarım metre yükselip alçalıyorsun deminden beri. Aldım ya. Bir kalem mesela. Hemen mesela ne yapıyorsunuz? İmza mı atıyorsunuz, kendi adınızı soyadınızı yazıyorsunuz? Ben vallahi herhalde karalıyorum sadece. Sadece ha. Ben Elias ile kendi adımı soyadımı yazıyorum. Ben de o. Sen ne yapıyorsun? Ben düşünüyorum. Yani şimdi düşünüyorum. Kalemi aldım. Bir 10 dakika düşünüyorum. Ne yazsam diye. Bir 10 dakika param verdim bu kaleme acaba diye düşünüyorum. Hadi bunlar beni acaba yani. Dolma kalem, ben çok uzun zamandır dolma kalem almamışım. Tabii almadık abi. Almadık canım. Yani evvelden hatırladığını sordum. O kadar düşünecek bir şey yoktu. Hemen hızlıca geçecektik halbuki konuyu. Acaba, su moleküler yapısında bulunan heksagonal boşluklar sayesinde kendi donmuş hali kendisinin içerisinde yüzen tek sıvıdır. Yani başka herhangi bir sıvıyı dondurup aynı sıvının içerisinde atarsanız yüzmez demiş. Bir suyun içine buz atıyoruz. Yüzüyor ya. Evet. Doğru. Bunu sadece su yapabiliyor. Evet, yoğunluğu daha az oluyor. Başkası yapamıyor. Yoğunluğu daha az mı? Neye göre? Ya buzun yoğunluğu suya sudan göre az. Katı hali sıvı halinden yoğunluğu daha az olan tek.
varlık. senin cümlelerin arasındaki heksagonal boşluktan dolayı da. Tek hayvan. Su kendi içinde yüzebilen tek hayvan. Herkese iyi akşamlar. Tek hayvan demem için bitti. Ne gitsin ya, demiş kadar olur. Tek şey de demek istemiyorum. Tabii şey de karşılamıyor ya mesela, tek şey. O da tam değil. Ama sen çok şey bakıyorsun ya. Michael Jordan bir yılda sponsoru bir firma var Michael Jordan'ın. O firmanın Malezya fabrikası personelinin hepsinden fazla para kazanıyor. Ama bu yani. Ya bu tabii normal o, yani. Evet, bir de Michael Jordan. Michael Jordan şimdiye kadar en çok para kazanan sporcu. Değil mi? Şu an geçilmek üzere. Şimdi daha yeni önümüzde bir tane boks maçı yapılacak. 1 milyar dolarmış. Kazanan. 1 milyar dolar. Evet, kazanan. Evet. Ciddi misin? Evet abi. Michael Jordan'a geçecek bir herif. Şeyi hatırlar mısınız? Rocky 1'de gerçekten dövüştün mü diye soruyor Sylvester Stallone. O şeye. Kime? İşte rakibine. Ha. Beraber kalıyorlar ya. Ha, evet, İkisinin evet. de ağzı burnu yamuk. Ondan sonra tekerlekli sandalyeyle geliyor adamın yattığı odasına. Diyor ki bana diyor acıdın mı yoksa gerçekten mi dövüştün diyor. O da diyor ki şimdi git evlat. şimdi git. Söyle. Zaten diyor başım ağrıyor, kafam kaldırmıyor beni diyor, delirtme burada. Vallahi diyor hastanenin. Kalksam şimdi döverim seni. Hastanenin duvarına kafanı sürterim, benim diyor delirtme. Biz olsak böyle yazardık, hiç efsane olmazdı Rocky. Bir yerinde hep böyle şaka arıyoruz ya biz. Tabii. Halbuki yani. Bizim bütün dizilerde falan da böyle, en ciddi dizilerde de hemen ince şaka. Bir şakaya vurmak lazım. Ya arkadaş vurma mesela Rocky'ye. Şaka yazsak biz. Verseler senaryoyu bize. Daha çekilmemiş. Buna da sen şaka yazın. Ya hiç ederiz film ya. IMDb 3.5'a düşer yani. Yemin ediyorum. Oraya şaka, buraya şaka. Böyle ringde şaka, hastanede şaka. Adrian derken şaka. Yani tabii tabii. Adrian'da büyük şaka var perişan ya. Perişan olur ya. Bak, film perişan olur yani. O yüzden mizah iyi bir şey değil. Vallahi bak yani. Her yerde kullanmayacağım mizah. Her yere olmuyor yani. Böyle büyük tiyatrocular şey derler bilir misiniz? Tiyatroda oyun oynuyorlar diyelim ki. Seyirci gülüyor. Gülmeme. Derler ki gülmeyin. Hayır hayır. İşimizi iyi yapmıyoruz. Seyirci gülüyorsa orada problem vardır. Derler. Yani öyle, o oyunda orada gülünmez çünkü. Komedi oyunu derler. Hayır. Hayır canım normal. Vallahi komedi oyunu ama bir kişi güldürürseniz ağzınızı tükürürüm. Böyle diye Yıldız Kentler. Bir kişi gülmeyecek, bir tane kahkaha duyarsam ateşe veririm bu tiyatroyu. Kentleri bana kapattırmayın. Hayır öyle değil. Normal oyun yani. Mesela gülünmeyecek bir yer. Sen oynuyorsun. Oynamışsın. Gülüyor birileri. Sana hemen arada. Doğru evet doğru. Hemen böyle şeyde iki perde arası seni uyarıyorlar. Ne yaptın ya birader? Ne yaptın bu ama oğlum? Ama çok komikti ya. Gülüyor sonra. Vallahi, çok komikti. Vallahi beni de güldürdün ha diye sonra kafanı bir okşuyor. Allah da seni güldürsün. Ama diyor ki bir daha da yapma. Yani küçük bir uyarını da alıyorsun. Bir daha yapma. 19.20 hadi geleceğiz birazdan. Arkadaşlar süper cevaplar geliyor. Aynen devam. Instagram Mesut Süre hesabına ortamlarda sattığın o havalı bilgi hangi bilgi? Bekliyoruz cevaplarınızı. Birazdan buralardayız. Mesut Süre ile Rabarba devam ediyor. Hanımlar beyler 19.25 burası JoyTürk canlı yayında Rabarba'dayız. Erman Aracasoy anlatan adam Mesut Süre. Bu akşamın sorusu ortamlarda sattığınız o havalı bilgi hangi bilgi? 0212 368 62 40 telefon numaramız. Şey geldi aklıma. Dünyadaki tavuk nüfusu insan nüfusundan fazlaymış. Evet inek nüfusu da çok yakınmış insan nüfusuna. Yakın. Evet. Dünyada. Dünyada. Yani 7 milyar insan var. Evet, 6 milyar inek varmış. Tavuk. Tavuğu bilmiyorum, bu küçük hayvanları bilmiyorum. Daha çoktur. Daha çokmuş ya işte. En çok karınca mı acaba? En çok karıncadır tabii. Bakteriler falandır. Yani hadi sayma böyle onları görebildiğimiz hareket eden. Böcek. Tamam oğlum hangi böcek yani? Böcekler daha fazla. Milyar tane böcek var. Hepsini aynı kategoriye alamayız. Dört ayaklılar var ya. Hepsinden fazla. Oğlum, hiçbirine güvenmem. Dört ayaklıya güvenmeyeceğim bu hayatta. Valla. Çok güzel bilgiler gelmeye devam ediyor. Bazen için titrer, ürperirsin ya. Onun sebebi nedir sizce? Sorayım önceden. İşte eski insan. Öyle bir şeymiş bak. Sen... Yani aslında şey soğuk geliyor sırtından. Ya yel girmiş. Şimdi normalde böyle İmbat esiyor. Ama sebebi öbür dünyada bir ağaç varmış. Eski insan değil öbür dünya. Ve
o dünyada yaşayan her insanın bir yaprağı bulunurmuş. Yok bu dünyada. Dur şimdi başlamak için. İki tane dünya var birbirine karıştırdım. Bazen için titrer ürperirsin ya. Onun sebebi öbür dünyada bir ağaç varmış ve burada dünyada yaşayan her insanın bir yaprağı bulunurmuş. Üst tarafındaki yaprağın sahibi öldüğünde yaprak ağaçtan düşerken senin yaprağına küçük bir değermiş. O yüzden sen ürperirmişsin. Kim yazmış bunu? Christopher Nolan mı göndermiş? Yani şey oldu değil mi? Bundan sonra ürperdiğim zaman iyice. Kim, aynı anda iki kişi öldürdük. Kim gitti acaba? Yaprak düşürdük. Kim gitti acaba diyeceğim. Tıkır tıkır ürperiyorsun arka arka. Bütün yapraklar. Öbür dünyada ağaç varmış ya falan ben inanmıyorum. Tamam onları geçme. Hayır yani şöyle Christopher Nolan filmi gibi olmuş yani. Evet değişik olmuş. Falan oralara şey... girmeyelim. İnanmak. Yok o anlamda söylemedim. En kısa korku hikayesi. Geçtik Tayfun şaka yapma. Biz ortalama bilgi soruyoruz. Suyun öz kütlesi. En yoğun artı 4 derecedir. Bu da balıkların yaşaması için ideal sıcaklıktır. Yani balıklar artı 4'te yaşayabilirler. Sizin için ideal sıcaklık kaç? Benim... İdeal. Hep aynı sabit kalacak. İdeal bir sıcaklık. 27. Çok dedi. Çok sıcak. Yaptın abi 27. Abi 45. Oğlum 27. Ay, 13'te 12'de 14'te ne bileyim. Çok soğuk be. 21 abi, 21 ya. Sıcak, 18'de 27. Ne diyecektim ben ya. Sonra 27 diyeceğim de kızarsınız diye 27'de. De oğlum. Allah Allah. Çok dedin ama ya 27. Bazısı soğuk seviyor mesela. Ben bazıları sıcak sever. Sıfır. Ben 21 severim. Mesela bir yer var. Bora Bora Adaları. Tamam mı? 12 ay aynı sıcaklık aşağı yukarı sabit kalıyor. 19 dereceyle 21 derece arası değişiyor. Süper. Hep ilkbahar. Hep. Süper. Ada. Burası bir sürü adacıklar oluşan koca bir ada. Ondan sonra ve sıcaklık bu arada. Ben bir ara Dominik Cumhuriyeti ile ikisini büyük hayal kurmuştum. Lisedeyken. Buralara gideceğim ben diye. Hala vizem yok. 36 yaşıma geldim. Biraz erteledim yani bu hayalimi. Oda sıcaklığı seviyorum ben. 21 derece. Oda sıcaklığı 24 derecedir. Ama işte çocuklar için oda sıcaklığı 21 derece. Ha çocuklar için. Çocuklara birazcık serin yapıyorsun. Öyle mi? Peki o testlerdeki oda sıcaklığı 21 derece değil ama. 24. O 24'te 22,4 litre neşe ya. Evet doğru. Normal şartlar altında. Şimdi hatırladım ben de evet. Ha, şey bir bilgi bu bende. Standard temperature pressure. STP yani. Biz buraya kadar çok iyi getirdik Erman'la. Birbirimizi öve öve azıcık bilgimizle iyi getirdik. Biz orta yaptık bir koydum voleyi bize de vurdun o ayağını. Tam Fahrenheit falan diyecektim. Ben kapatacaktım orada konuyu. Deseydin Celsius. Fahrenheit. 273 Fahrenheit. Kaç derece fark vardı aralarında onların? 212. 212 evet. Öyle miydi? 212. Tabii tabii. Şimdi yine gelecek Mesut on Furniture, Garbuture. Ondan sonra. Refrigerator'du ya. Yani öyle bir şeyle geleceğini çok korkuyorum. Sağıma sağıma bakıyorum. Benim çok. Bir şapkam vardı küçükken. Refrigerator yazıyordu üstünde. Yazısı güzel diye öyle yazmışlardı. Dünyanın en anlamsız şapkası. Bir şapkanın üstünde vallahi niye... kırmızı şapkaydı. Samimiyetle soruyorum tüm dinleyicilerimize. Bir şapkanın üstünde neden buzdolabı yazar? Bunu bana bir anlatsın. Markası da yok değil mi? Sadece ürünü tanıtıyor. Evet, sadece refrigerator buzdolabı. Uzun diye değil mi herhalde? Ya işte herhalde yazısı güzelce güzel böyle. Diye. Reyler bilmem ne. Refrigerator diye yazan şapkası. Reyle başlıyor reyle bitiyor. Söyleniş havalı ama müthiş anlamsız yani. Kaligrafik olarak havalı bir şey abi. Ama ne gerek var ya. Mesela o dönemde o şapkanın üzerinde ne yazdığını bilen havalıydı yani. Tabii. İngilizce biliyor o yaşta falan. Ha. Havalı bilgisi var. Refrigerator buzdolabı demek. Bir kere benim olmuştu. Karamürsel'e gittiğim zaman bir tanıdığımızla karşılaştık. Ben de lisede hazırlık okuyorum İngilizce. İngilizce Mesut bir şeyler söyle dediler. Understand deyip kaçtım. Valla. Understand diye bağırdım bir kaçtım. Başka understand. Başka bir şey sormasın diye. Nasıl? Karamürsel sahilde delil dana gibi koşan bir çocuk düşün yani. Az evvel İngilizce bağırmış. Thundercats vardı hatırlıyor musunuz? Thundercats. Ben orada Thunder'ın şimşek olduğunu öğrendiğim zaman böyle bir havaya girmiştim. Herhalde öğreniyorum ya yavaş yavaş. Şimdi öğrendim ben. Valla sağ ol kanki. Her gün yeni bir bilgi. Gravity filminin bütçesi 100 milyon dolarken Hindistan Mars uydusu projesinin toplam bütçesi 73 milyon dolardır. Yani diyor ki Amerika Hindistan'a azıcık para verse neler olur. Yani sinema sektörünün büyüklüğüne burada bir atıf var. Şeyin de ben hatırlıyorum ilk çıktığı zaman bu mavi büyük yaratıklar kimdi? Evet işte şey. Ay nasıl hatırladın? Aa. Ha? Avatar. Avatar. Avi diyor. Avi.
Abi bu mavi yaratıklar neydi ya, birine belki sor. Avatar. Avatar. abi diye kısaltma çok hoş oldu Avatar'ı. Avatar. Avatar'ın gişesi 1 milyar dolar, 1.1 milyar dolar. Evet. Harcanan para da 170-180. Yani müthiş bir kar. Tabii. 800 milyon dolar kar etti. Hepsini de Kubrick almışsam, Kubrick çekmedi onu. James Cameron. Cameron. James Cameron da 4-5 tane film var. Hepsi de çığır atmış film. Tabii abi. Nolan da öyle. Öyle ve şey, çok büyük para kazandığı için onları lokalde falan yiyor aralarda. Anladın lokal, mı? Sinemacılar lokalinde. Sinemacılar lokalinde. Masası böyle varmış abi. Gitmese bile ödüyormuş parasını. Tabii. Fıçı söylüyor. İşte leblebisini söylüyor. Böyle sohbet ediyor. Dostlarını ağırlıyor. Sonra diyor ki çok sıkıldım, ben filme gidiyorum. Ama o leblebi altın leblebiymiş. Buraya kadar inandıysanız zaten altın leblebiye de kimse ağzını açıp bir şey demesin. Allah Allah. Bakalım sizden gelen cevaplara. Mersin mezarlığı 3 dine sahip. Üç dine mensup ölülerin beraber yattığı tek mezarlıktır. Ne kadar güzel. Güzel ya. Hakikaten. Çok güzel bilgiymiş. Tebrik ediyoruz. Evet, hakikaten güzel. Mersin'de. Martılar doğada etçil hayvanlardır. Onlara simit yemeyi öğreten biziz demiş. Evet, öyle bir şey varmış ya. Çok ilginç. Gerçekten mi? Evet. Sadece İstanbul'da. Bir de işte İzmir'de. Dünyada. Nasıl ya, Çanakkale'de de ben atıyorum yiyorlar. Hayır, Çanakkale'de. Türkiye'de. Sadece Türkiye'de mi yani? Evet. Yok be abi ya. Simit yani başka yerde bilmiyorlar. Bir tek biz yediriyoruz. Başka hamur. Yerde simit yok zaten. Tamam da yani abi, hamur. Ekmek. Ay, başkası ekmek atar, pişi atar. Biz sana demiyoruz illa. Yani sadece et yemedikleri tek ülke burası mı? Mesela New York'ta donut attıklarında yemiyor mu? Donut atıyorlar mesela New York'ta. O ne öyle bagel atıyorlar. Yok, benim bildiğim kadarıyla. Pamuk macunu çıktım. Donut ne oğlum? Donut o. Donut. Yani İngilizcesini söyledim. Ne gerek var? Türkçe konuşuyorsun ama. Hayır. Donut New York'ta ya yani, New York'ta. Donut. Salep de bakayım, Salep de. Salep de. Salep. Ya ben. Abi inandım. Anladım, konuğa bak. Ağzı mengeni gibi açılıyor bazı harflerde. bakalım. Bildiğiniz bir bilgiyi affınıza sığınarak düzeltmek istiyorum. Bak işte böyle ol canım ye. Normalde ben düzeltme sevmem benim ama. Bildiğim bilgi değildir. Özellikle Erman Bey'in saat 6'dan beri sallaması kalbimi burktu. yok yazmış böyle. Çok yaşa deyimi kalbin durması için değil. 18. yüzyıl İtalya'da görülen bir veba salgınının belirtileri arasında kronik olarak hapşırmak varmış ve veba ölümcül olduğu için hastalar birbirine çok yaşa derlermiş. Ben diyecektim valla. ya ne diyeceksin? Atma, Allah'ını seviyorsun atma ya. Şu bilgi. Valla diyecektim ya. Hiç öyle bir ışık aslında vermedin bize yani. ya konuştuk da aşağıda biraz önce bunu yazıyor. Orada da demedin ya. Demedim, vakti de mi oldu? Yani öyle diyecektim ya. Mesut'cum lafınızı kesemedim de yok yani. Hayattayız çünkü normal hayatta. Yayında değil. Yalan söylüyor ya. İnekten sağlanan süt çiğ içilirse yani kaynatmadan beyin kanamasına yol açıyormuş. Hadi canım. Aha. Hiç kaynatmadan içmeyecekmişsin inekten sağdığın sütü. Yok, mikrop bulaşır abi. Niye beyin kanamasına yol açsın? Çok kendi da sert çıkmış hakikaten. Değil mi? Evet. Hemen bir anda. Bacağınızın kesilmesi gerekirmiş diye. Dur kendi abi. Kendi çocuğu içiyor. ya tamam da oğlum. Oğlum o inek buzağı. O da buzağı oğlum. Biz zaten yayınımız. Kaynatsa güzel olur. Mesela JoyTürk'ü milyonlarca buzağı dinlemiyor yani. Biz bizim gibi insanları yayın yapıyoruz. Tabii ki de uyarıyor bizi ve biz de kavga ediyoruz yani bunu. Kendi kızı. Oldu ama yani, içiyor yani. Fıtır fıtır içiyor, hiçbir gün de yani görmedik yani bir şey olduğunu. Üst Bey. Çürüttüm. Üç renkli kedilerin sarı, siyah ve beyaz. Dişi oluyorlar. %99'u dişi. Bildim. Erkekleri ise kısır. Öyleymiş valla. Erkekleri ise kısırmış. Aa. Ha. Çam ağacının taze iğneli yapraklarından bitki çayı yapabilirsiniz. Hangisi? Bildiğim gerek yok. Tamam. Biz paramız var. Gider söyleriz çayımız. Çay zaten ucuz bir şey. İnsan gibi içeriz. Yani. Cam bardakta verilen bir bilgiye gerek yok dememeliyiz. Bana yani o bilgiyi satsaydın gerek yok. Gerek yok olmaz. Bana bilgilerle gelmiyor. gerek yok abi sonuçta ben yani. Kendim içebiliyorum. Çayımı. Ona kalmadık ya. O kadar da düşmedik. Oğlum bakmadık. Onu da içecek, ona da kaldıysak bitki çayı için ne içeyim. Abi Mesut bir parka kadar gitti diye çam toplayıp gelecekmiş. Nasıl bir standartımız var oğlum bizim. Çay içebiliriz arkadaşlar o kadar. Çay memleketi Türkiye. Burada da içelim yani. Çay bitse tamam diyeceğim. En son aşama o olur. Her şey bitti. Bütün bitki çayları. Arkadaş, onu içebiliyoruz arkadaşlar. Çay biterse süper. Kahve içeriz ya. Yani yine kahve de bitebilir de yani. Papatya çayı var. Kırdan toplanıyor mesela. Tabii ondan evet. Ama gerçi papatya çayını benimsedik de çama mı itiraz? Her şey çayı olabiliyor mesela.
Tabii. Hamsi çayı var mı? Olmaz mı ya? Sıcak suya koydum mu lıkır lıkır içeceğiz. Var var kanki. Hamsi ya her şeyi yapıyorlar yani. Seni üzeceğime kafa bakıyorum. Hamsi şey olmaz mı ya? Ya işte buradan böyle atasözü. Arkadaşım elinden hamsi çayı olsa yemin içeri ediyorum diyor. Yayında aklı gidip dedemi ağırlıyorum diyor. Hamsi çayı var mı yavrum diyor. Olmaz mı dede? Var dede var, sen yat. Ha tamam. Ya dede yat benim... sen. Saat bir oldu, yat artık ya. Beni gelince kaldırın. Sonra kalkamıyorsun ya. Ajansı açın ajansı. Ay Allah'ım. Hanımlar beyler hadi ara verelim. Valla canım sıkıldı. 19.38 benden Google hamsi çayı var mı diye yazacağım. İlla ki biri aratmıştır benden önce. Yine de bakacağım. Hamsi çayı var mı? Buğulama yaptık, kızarttık. Ekmek arası koyduk. Niye suya koymuyoruz, kaynatmıyoruz? Bir de çayı vardır var ha belki de. Hadi geleceğiz birazdan. Mesut Süreyle Rabarba devam ediyor. Evet hanımlar beyler, yavaş yavaş programımızı toparladığımız anlara gelmiş bulunuyoruz. Anlatan adam Erman Arıca Soy Mesut Süre kadrosuyla hakikaten randımanlı bir yayın oldu ama sayenizde yüzlerce cevap geldi. Ortamlarda sattığınız o havalı bilgi hangi bilgi diye sormuştuk. Instagram'dan cevaplarınızı yığmıştınız. Oradan birkaç tane daha okuyalım. Ondan sonra podcastçilere de şifrelerini verelim. Basalım gidelim. Paraguay bayrağı dünyada önü ve arkası farklı olan tek bayraktır. O çift taraflı giyilen tişört gibi böyle bayrak mı olur oğlum? Manyak mısın yani? Önü ve arkası yani. Allah Allah. Bu taraf farklı, tersi farklı. Demek ki çift kumaş kullanıyorlar. Para tabii, çok. Evet, çift kumaş kullanılıyor. Bir de kıyamamışlar mesela, bir sembolle karar vermişler. Sonra... Öbürü de güzeldi ya. Tabii. Öbürü için ama de... net bir şekli olması gerekmiyor mu bayrağın yani? Yok canım, o zaten global... Kağıdın üzerinde gördük diyelim, şimdi onun arkası yok. Ha. Belki de şey yapıyorlardır. Onu sağ üstte ya da böyle hani GSM operatörlerinde hızlıca geçer ya aşağıda. Ya da kağıdı çevirince. Yani Instagram olsun mı? Sayfayı yana doğru kaydırın deriz. Bayrağımız için sayfayı bir kaydırın. Ne kadar üzücü ya. Paraguay bayrağı neydi? Bir bakalım ya, merak ettim ben. Peki şu an... Paraguay bayrağını görsen tanır mısın? Tanırım. Ben çok futbol oyunu oynadım çünkü. Milli takımları çok seçiyordum. Üçgen bir şey vardı değil mi onların? İşte tam şu an yani Paraguay kırmızı bayrağını şu an hatırlayamadım da çok bayrağı tanırım. O tamamen futboldan geliyor ama. Hmm. Hani milli takım seçmekte. Ben milli takımın güçleri yakın olduğu için birbirine hep öyle seçerdim. İsveç, Norveç, Finlandiya. Eskiden bir de böyle oyun vardı. Oyun oynardık. Ne oyunu? Ha, bayrak hatırlamaca. Bayrak nasıldı oyun? İşte şu bayrak hangi? Bayrak bulmaca. Bu hangi ülkenin? Paraguay. Bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Bitti oyun. Ya bilme, yandın. Hayır, bilince de bitiyor, bilmeyince de. Bu hangi ülkenin? Paraguay. Hadi bakalım, iyi akşamlar. Olma o zaman. Başka ne oynasın? Oyun saklanmaç oynayalım. Oyuna bak. Neyse, boş ver, saklanmaç oynayalım. Bayrak bulmaca. Bakalım sevgili dinleyiciler. Bak çok güzelmiş. Martılar Amerika'da hamburgerin ekmeğini yiyorlar. Etini değil. Kesinlikle yanlış bilgi demiş. Sadece bizde simit yedikleri. Çünkü hamburgerin eti çok iğrenç de ondan yemiyorlardır. Tabii ya. Et, güzel et güzel değil diyelim gene. Tabii. Bir de kelime olarak. Hamburger, yani. Evet yani ben de şey yapmam. Fast foodçu değilim yani. Evet evet. Ama yine de fast food firmalarına saygımız olsun. Yine de Paraguay bayrağını önüne arkana sallarım. Gördüğüm zaman. Yani büyük firmalar onlar. Karşımıza almamamız gerekir. Bir de dikkat et. Türkiye'de Amerika ile ilgili ileri geri konuşan kim varsa haftasına vuruluyor. Ben bunu tespit ettim. Bu benim tespitim. Zaten bence bu arkadaş sadece işte Amerika'ya gittiğinin altını çizmek için bence... Sen bence sen gidemediğin için ona çok takılmışsın. O da olabilir. Yani. O da ağır bastı. Doğru söylüyorsun. Hanımlar beyler bilgilerinizi galiba okuduk. Asker selamı atlı şövalyelerin, süvarilerin ya da kafasındaki zırhın göz kısmını baş parmağı ve işaret parmağıyla sıkıştırıp aşağıdan yukarı kaldırarak rakibinin gözlerine bakarkenki hareketinden gelir. Ya. Bir daha göster, okuyalım bakalım. Tam anlamadım ben. Atlı şövalyelerin kafasındaki zırhın göz kısmını baş parmağı ve işaret parmağıyla sıkıştırıp
aşağıdan yukarı kaldırarak rakibinin gözlerine bakarkenki hareketlerini yani diyor. Şöyle ortadan şey değil, yandan aslında. Da olabilir. Ha, yandan. Silahsızım demek işte o. Ya sen arkadaş altıdan beri silahsızım da silahsız. Tamam abi zaten, silahsızsın anladık ya. Zaten öyle bizim bir şey bir endişemiz yok silah. Sen bizi vuracaksın mı diye yayında değiliz. Öyle, öyle, ben öyle biliyorum. Ne okusak tavukların nüfusu insanlardan fazla silahsız olduğuna kanaat yok. Silahsız olduğu için tavuklar fazlalar. Fazlalar çabuk yürüyorlar. Yani her bilgiyi silahsızlanmaya... Ki bence sen çok güzel bir atmetin. Yayınımızın başından beri ya. Silahsızlanmaya çağrı var. Şu an aklına gelmedi. En azim sen söyleyeyim. Savaş karşıtı. Ya ben tam diyecektim. Erman Arıca Soy aktivisttir ya. Evinden beri savaş karşıtı söylemleriyle takdirimizi kazandı. Silahsızlanma da silahsızlanma. Tam ben onu diyecektim dedi ya. Ne aktivist abi? Femen Femen. Anarşist dedi. Erman Femen. Şimdi radyoda olduğumuz için. Femenim açıyorum. Şimdi açıyorum. Açtım. Bu tam bunu unuttuk. Bu podcast'i sildirelim bu tam arayı. Hadi gidelim. Arkadaşlar çok teşekkür ederiz. Kulak kabartanlara. Yaklaşık 1 saat 51 dakikadır yayınımız gayet de randımanlı devam ediyor. Bu arada küçük bir hatırlatmamız var. Podcastçilere özellikle her gün şifre veriyoruz. Bugün konuştuğumuz konular içerisinden bana bir şifre ve parola bulun arkadaşlar. Altıdan beri konuştuk. Mesela orangutan olabilir. Silahsız olabilir. Tavuk konuştuk. Silahsızlanma tavuk. Güzel. Tamam, silahsızlanma. Bugünün şifresi silahsızlanma arkadaşlar. Bugünün şifresi silahsızlanma. Tabii tavuktan güzel oldu. Tavuklar silahsız duruyor. Yok yok silahsızlanma. Araya girme diye kaş göz yapıyorum deminden beri karışıyor ha, çünkü sonra. Ha. Silahsızlanma. Tamam. Önümüzdeki çarşamba 6.45'te İzmir'de sahnem var. İzmirli dinleyicilerimize de hatırlatmış olalım. Alsancak'ta galiba Erman Kıbrıs Şehitleri Caddesi Alsancak'ta mı? Alsancak. Evet, evet. Tamam orada o zaman. Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde. Çok güzel bir yer değil mi ya oralar? Tabii canım. Yani İzmir'in o... Tabii müthiş. İzmir Avrupa şehri ya. Çok akşamüstüsü, İzmir'in o kordonu, deniz tarafı müthiş değil mi ya? Yani İzmir ya. Tabii, İzmirliler tabii. Gelsin diye. Hayır hayır ben yani İzmir'den çıkasım yok benim. İzmir'in dağlarında yani ben. İzmir müthiş ya. 26'sında değil mi? Yani böyle her gideceğim şehri dakikalarca övelim bundan sonra tamam mı yani? Eskişehir'e mi gidiyorum? İzmir'e çamur atıp bu sefer Eskişehir'i övelim. Eskişehir'de Eskişehir diye övelim. Bunlar yaşansın. Önümüzdeki hafta yine beraberiz. Tamam. 3 konuk. Yani ben birini de konuk olarak sayarsak. 3 konuk. 3'ümüz de yayında olacağız. Arkadaşlar son bir bilgiyle, havalı bilgiyle yayınımızı artık kapatmak istiyoruz. Şili, Arjantin denize girmesin diye kurulmuş bir ülkedir. Haritasına bakabilirsiniz. Bu bilgiyi her yerde çok güzel satarım. Kim kurmuş? Şili, Arjantin'in tüm kıyılarındaki bir ülke. Yani Arjantin aslında... Yani denize girmesin, yani denize açılmasın. Yani ülke ya bu, denize açılmasın. Tabii girmesin. Girmeyin. Arjantin mi? Çinmesinler diye. Bundan sonra hiç kimse Baksır'dan gezemez burada. Yeni bir ülke kurduk. Slipton yok. Mısır patlağı yok. Kimse... Açlanmış mısır daha doğru tabii. Mısır patlağı ne iş var kumsalda. Bildiniz mi harita gözünüzün? Tabii tabii geldi mi? Geldi. Arjantin. Dikine böyle, aşağıya doğru. Dikine aşağıya doğru. Tam köşesi deniz kenarı tamamen Şili. Evet. Yani Şili'ye baksana en güzel yeri. Şili bayağı kordon boyunu kurulmuş. Tabii tabii. İzmir'in kordonu Şili yani. Aa şey geldi aklıma bilgi. Mesela bak Bodrum'da eskiden o kıyı şeridi daha değersizmiş. İş taraflar tarla olduğu için daha değerliymiş. Tamam mı? Gelinler de işte evlendikleri zaman erkek çocuklarına o tarlaları verirlermiş daha kıymetli diye. Gelinlere de değersiz diye o kıyı şeridini verirlermiş. Ama tam tersi oldu tabii zaman içinde. O yüzden tabii. Bodrum'un gelinleri daha zenginmiş şimdi. Suna yakın hikayesi miydi bu? Bilmiyorum Bodrum'da anlatıyorlar. Ha, bir dinledim ben suna yakından Antalya galiba. Belek de öyleymiş evet. Onu da her şeyi söyleyelim. O zaman Mudanya, Bursa. Yani tabii, bütün, tabii. Bütün deniz kenarları önceden. Çok tatlı bir bilgi evet, bu. Evet evet. Bu arada bu havalı bilgi sorumuza bir akşam Suna Yakın'ı davet etsek ne güzel olur. Evet ya. Yani 6'da başlasın. Böyle biz ağzımız çıkalım. Açık böyle aa diye duruyor. Burada zaten şimdi bize yaptılar ya burada teras. 6 gibi açarız potu. Suna'ya evdeyiz. Biz dışarıdayız. Sen yorulduğun zaman diye bir öksür. Ben gelirim potunu kapatır şarkı girerim. Senleri anlat. Keşke Suna Yakın hesabını açıp oradan baksaydık bir şeyler ya.
Sence gider ayak bu hoş mu yani? Biz o kadar dinleyicilerimiz yüzlerce cevap atmış, biz bir şeyler eklemişiz. Keşke komple çekseydik. Sur ayakını yani buraya çağırmayı konuşurken. Konuşurken. Yani, keşke abi, Twitter'ına baksaydık. Abi çağırmayı bırak da şimdi. Ben buldum desin. Onun o kadar kitap var. Bir tanesini alaydık da baştan sona okuyaydık. Çok daha faydalı olurdu yani. Boşu boşuna yorulduk ya. Yani Rabarba dinleyeceğinize Sur ayakın kitabını okuyun. Nereye gittik onu? Çok boşuna yorulduk yani. Yıprandık hepimiz. Ermancığım ayağına sağlık. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sevgili anlatan adam. Teşekkürler. Teşekkür çok mersi. Arkadaşlar kulak kabartan herkese teşekkür ederiz. Süper bir akşam oldu. Yarın akşam bu frekansta Firuze Özdemir'le Ebru Yıldız olacak. Perşembe akşamında. Herkese iyi bir çarşamba gecesi diliyoruz. Dikkatli olun. Karşıdan karşıya geçerken önce sola sonra sağa bakın. Ne demek sana istediysem. Fatih Terim'in de açıklamalarını ben bugün azıcık bir izledim. Olmaz böyle şey deyip kapatıyorum. Başıma da iş almak istemiyorum. Böyle şey olmaz. Hadi hoşçakalın. Herkese iyi bir çarşamba. Seni bir kapatamıyor, kapatamıyor. Ya ben hiç istemiyorum. Doğum günü yani, olsun. Annenizin babanızın kıymetini bilin. Yani yayından çok keyif aldım. Bugün hiç gidesim yok. Yani konuşsan konuşursun 8.30'a kadar. Öyle bir istemiyorum. Duralım azıcık daha duralım istiyorsunuz. Ya burada öyle değil. Eski radyolarda kafamıza göre kalıyorduk da burada tepemize binerler. Tamam. 8'i 5 kişi yönetim arar 19 kere. 19 cevap sanam. Bir yeni numara yönetim. Bildin mi bu ne demek? Yeni numara. Bir yeni numara muhasebe, bunu bildin mi? O gidiyorsun demek. Hadi hoşçakalın arkadaşlar. Mesut Süreyle Rabarba sona erdi.